12-18 Temmuz. Değerli Aslan burçları, nasılsınız? Değerli takipçilerim, gerçekten nasılsınız? Umutlu ve güzellikler evinize bol bereket olsun. Rabbim evinizi her daim çocuklarınızı, sizi ve hayatınızı korusun istiyorum. Yükselen ve ay burcunu mutlaka takip edin. Lütfen bol bol beğenin ya. Elinize yapışmıyor. Bunlar parayla değil. Yorum yazın, destekleyin, sayfanızda paylaşın. Akkaya Official'da Instagram sayfam, ister takip edebilirsiniz, ister etmeyebilirsiniz. Bu size kal. Bu ara ticari konularınız ve ticariyle alakalı yaşayacağınız olaylar gündem yaratabilir. Ve bazı çözülmesi gereken evrelerle ilgili ciddi anlamda para kaybı yaşayabilir. Hatta sinirsel süreciniz bu kayıplar yüzünden kendinizi öfkelendirebilir ve bu öfkeniz etrafınızdaki insanlar yansıyabilir. Ani yanlış anlama ve tepki duruşundan dolayı yanlış konuşmalara ve dedikodulara maruz kalabilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? Dikkat ediyorsunuz değerli izleyicilerim. Yalnız özellikle büyük bir sektörde çalışıyorsanız ve bu sektörde yerinizi ve değişmesini ve yurt dışı beklentiniz varsa olumlu olarak uyarı veriyorum. Eğer devlet ve büyük kurumsaldaysanız yerde değişim değil, yöneticilerinizle alakalı değişilecek noktalarda sizin rahatlayacağınız ve parasal hayatınızla ilgili oturup onlarla konuşmanız lazım. Bu fırsatı kaçırmayın, yapın istiyorum. Şöyle bir şey var. Kendi işini yapan ve para anlamında da korku yaşayan aslanlarda hızlı bir ticari oluşum ve bu ticari oluşum size farklı noktalarda yapacağınız projeler çok güzel aydınlık ve rahatlık getirecek. Korkma, cesaretin. Sadece sinirsel evreni geride bırak. Çünkü oluşturmak istediğin çok güzel yenilikler var. Kendini de marka yaratmak istiyorsun. İşini de büyütmek istiyorsun. Bunu yapacaksın. Vakti ve zamanı gelmiş. Sadece başkalarının dedikodusuna maruz kalmanı istemiyorum. Gereksiz iftiralara kalıp işinizle alakalı sizi motivasyonunuza eksiltebilirler. Hiç korkmayın, yürüyün gidin. Sabit bir noktada garsonsanız ya da hasta bakıcısıysanız ya da normal bir iş hayatınız, serbest bir alandaysanız güzel oluşumlar sizi bekleyecek ama şu an bulunduğunuz nokta doğru. Hiç arayışa girip işsiz kalmanızı istemiyorum. Lütfen işinize sıkı sarılın, şikayet etmeyi de bırakın. Yani lütfen her sabah aynı şey. Gitmek istemiyorum ama mecburum. Ya başka bir yerde yapamazsın. Burası senin en alıştığın nokta. Artık gitmek istemiyorum lafını bırak. Kendini geliştirmeye bak. Dil eğitimi al, yüksek eğitim al. Yarım bıraktığın eğitimini tamamla. Sonra nereye gitmek istiyorsan git. Hayaller Paris. Yaşantın ve aldığın eğitim belli. Bunu bir altyapısını güçlendir ki cesaretin de yok. Bir yere de adaptasyon problemin var. Olamıyorsun. O yüzden yerimizi şu dönem sakın kıpırdatmayalım. Eksik olanları toparlayalım. Özellikle banka, finans ya da muhasebe, finans ya da mühendislik alanında çalışan aslan burçları için güzel teklifler ve verimlilikler var. Bunları doğru gözden geçirip imzanızı doğru atın. Çünkü gerçekten büyüyüp kendinizi belirleyeceğiniz nokta sağlayacaksınız. Özellikle devlete sınavınız varsa, bir yüksek bir alana müdür olmak istiyorsanız, bununla ilgili sınavlarınız varsa hazırlanın. Bunu başaracaksınız. Korkmanıza gerek yok. Bu da sizi güçlendirecek diyorum. Evli olan aslan burçlarında kayınvalide, kaynana dediğimiz kişiler tarafından evliliğiniz sık boğaz halinde ve ilişki hayatınız yıpranmış. Lütfen ailenizi biraz uzak tutun ve birebir anlaşmaya gidin. Yoksa bu evlilik boşanma ve resleşme ve sertliğe ve maddi olarak kayıplara sebep olacak. Birbirinize doğru sahip çıkın değerli evli olan aslan burçları. Ve uzun süredir de evini terk eden, ailesinin yanında yaşayan bazı aslan burçları tekrar şans verilecek ama yine başa döneceksiniz. Mantığınızı doğru kullanın, kuralınızı doğru koyun. Öyle evinize çocuğunuzla gidin. Yine başa dönmenizi istemiyorum. Sevgilisi olan ve artık bu ilişkiden bir şey olmaz ama bir umut bekliyorum diyorsanız artık bu ilişkinin gerçekten size bir hayrı yok. Yeni bir alternatif nokta bekleyin ve bu ilişki sizi bekletiyor ve bekletilmekten de sıkıldınız. Lütfen en azından kuralınızı koyun ki nerede olduğunuzu bilmek istiyorsunuz. Bu ilişki adını koyamıyorum ve nerede olduğunuzu bilemiyorsunuz ve o yüzden de huzursuzsun. Evlilik yolunda giden bazı aslan burçları için evet hani yüzükler, eşya beğenmesi, taksitle alacağımız şeylerin planlarını hatta söz ya da evlilik dediğimiz tarihi de belirledik. Evet, yoğun bir tempo ama ev alıp öyle evlenmek isteyen bazı aslan burçları, evet, bunun altyapısında oturtacaksınız ve istediğiniz evi alıp evlilik kapınız aydınlığa kavuşacak. Geçmişimi bekliyorum. Bana geri dönecek mi? Ben onunla yüzleşmek istiyorum diyen aslanlarda
bir adım olsa da ufak bir diyalog olacak ama hani sen egonu mu tatmin edersin, sen mi egonda sıkışırsın, kararsızım. Ben olsam yeni bir ilişkiye merhaba, merhaba diyecek kadar güzel etrafınızdaki enerjiler var. Bu enerjileri çekin, size güzel aşklar kapıda diyorum. Sağlık olarak özellikle beyinle alakalı baş ağrılarımız, damar problemimiz ve kalp hassasiyetimiz ve hani tıkanmalarımız söz konusu olabilir. Boğaz alerjik enfeksiyonunuz olabilir. Dikkat edin. Bu ara özellikle yaptırmak istediğiniz estetik ya da vücudunuzu sporla güçlendirmek istiyorsanız yapın. Ama çok güneş içerisinde yapmayın. Kalp krizine sebep olabilir. Ve doktorunuz istiyorsa yapın. Ani koşmayın bu sıcaklarda. Bir tarafınız ritim bozukluğundan mahvolmasın istiyorum. Ev alma düşüncesi olan ve uzun süredir ev hayali kuran evli çiftlerimiz ya da evlenmiş ve uzun süredir evsiz olan aslanlara bir destekle birlikte ev kapınız Eylül sonuna kadar gerçekleşmiş olacak. Şimdiden bunun umudunu şey yapmayın, korkmayın. Mutlu kalın, sevgiyle kalın ama güzel sürpriz paralar da var. Doğru değerlendirin.